Kendisi bana saçma sapan yorumlar yapıyor. Ben şimdi söylediği şeyi söylüyorum. Kabul etmiyor. Yok acımasızmışım, olabilirmiş. Benim de hatalarım olabilir o zaman. Sen niye görmezden gelmiyorsun? Şive başka bir şey. Kelimelerin yanlış telaffuzu başka bir şey. Zaman zaman ben de çok tekrarlanınca uyarıyorum. Ben duymadım. Kelime hatası yanlıştır tabii ki. Yine aynı çok basite kaçmış. Basit. Çok basit, evet. Basit. Gerçekten yani Ezgi Hanım bir baksanıza. Neyi basit bunun, ben anlamıyorum yani burada. Ezgi Hanım lütfen rica ediyorum. Ama yemek fark ederseniz yani o kadar aşamalı ki. Ben salata için söylüyorum. Tamam Ezgi yani Hanım, ana yemeğin yanında da bu gayet doğal ve güzel bir salata yani. Yaz günü tam yaz salatası. Yani brokayı biz genelde balıkların yanına veririz. Bu et yemeği. Benim başlangıcımı hepsi salata basit diye eleştirmiştiniz. Yani salata hepsi basitse ne kadar zorunu yapabilir? Kaç dakikanız aldı? Bu önemli mi? Önemli, salata uğraştım. Çünkü bir şey yok yani, bunda yani. Zaten ben bunun sosunu yapıyorum, doğruyorum. Elle yani kesilmemiş. Direkt koparalım. Ya ama elle önemli değil o kadarı. Elle daha lezzet veriyor. Ben ondan yanayım. Ona bir şey demiyorum ama hanımefendi bakın gerçekten yani siz bu menüyle buraya gelmişsiniz. Tamam ben bunu bir çeşit daha doğrasam daha mı zor olacaktı? Zorluk bu mu salatada? Hayır. Salatada zorluk ne? Zorluk dediğiniz ne salatada? Lütfen bu çok basit ama baksanıza bir ceviz bir de. Bana onu bir açıklar mısın? Tamam bu basit. Ben bunu anladım sizin yorumunuzu. Peki bana zor salata ne? Onu söyler misin? Zorluğunu mu diyorsun, basitliğini mi diyorsun yoksa çeşit eksikliğini mi diyorsun? Eksik, içinde hiçbir şey yok, bir renk yok, bir şey yok. Yani almış rokayı, doğramış eliyle, üstüne de koymuş kaşarları bırakmış. Kaşar değil. Peynir olsun. İçine de koymuşsunuz bir iki tane ceviz hani. Allah aşkına bir siz bir bakar mısınız? Bir iki tane mi ceviz? Yani çok görünmüyor bile salatanızda. Yani büyük koysam bunu... büyük koymuşsunuz, hanımefendi lütfen bunun savunacak hiçbir yanı yok. Bunu salata olarak masaya sunulmaz. Neden? Yani çok basit, çok basit ve içinde hiçbir şey yok yani. Nasıl yok? Öyle. Ben ne yapacağım? Bir dakika, ben size 3 çeşit başlangıç yaptım. Beğenmediniz, basit dediniz. Kroket yaptım, kaç aşamalı, basit dediniz. Peki salatayı konuşuyoruz. Ne koyabilirdi içine salatanı? Mesela biraz en azından bir kırmızı soğan. Biraz zaten soruyorum. Kırmızı soğan. Az bir şey, domates salçası biraz. Domates salçası. Domates suyu yani. Pardon. Domates suyu mu? Biraz renklenmez. Dur, 3. şıkta bulacaksın inşallah. Domates suyu, domates yani salçası. Salata yani salata denilmez buna. Hayır, domates olabilir de domates salçasıyla suyunun ne işi var? Ben salata illa çok çeşit mi demek mi? Çeşit değil, biraz renkli olması lazım. Tam renk var. Çeri olabilirdi bak. Sarı çeriler var, minik şeker domatesler var ya da domates kurusu. Çok sade gelmiş, çok sade yani. Bence de. Ama sırf yeşil işler. Bu İzmir tulumu mu? Evet. Nerenin İzmir tulumu bu ya? Yani bana şey gibi geldi, bu köy peynirleri olur ya, evet, bana İzmir tulumu gibi gelmedi. Şu paketi bir getirsene. Biraz ezine gibi böyle. Bak. Ezine de değil, bir değişik. Sen istersen yapacağını yap da artık gel, ana yemeğini tatman lazım, yorumlara geçmemiz lazım. Yani illa 15 çeşit olmamalı. Hayır. Ama en azından çeşit, bir kırmızı soğan. Salatada renk ister. Evet. Yaz aylarındayız, ne güzel şuraya böyle rengarenk şeyler var ya. Kesinlikle. Yani onun için yoksa ben emeğine asla saygısızlık yapmam. Ya tabii emeğine... ceviz girer. Ezine peynir ya da işte roka parmesan veya tulum giyer de baksana sırf yeşil. Bir renk yok. Bir de yeşile de farklı bir yeşillik katılır. Biraz biber közleseydiniz. Gizem bu arada aramıza yeni katıldı. Ya eski elemanımız ama hoş geldin Gizem, hayırlı olsun. İzmir tulum peyniri. Evet, farklı. Olgunlaştırılmışmış bu. Teşekkürler. Ben tabii... Affedersiniz, has İzmir tulumuna alışkın birisi olarak. İzmir tulumu biraz daha yağlı ve farklı oluyor ya tuzu falan. Bu olgunlaştırılmış bir farklı. Tamam, anladım. Okay. Yorumumu yapabilir miyim? Tabii ki, ana yemek. Bir kuzu gerdan bu kadar sert, dışı sert olamaz ama yumuşak, yiyince güzel, kötü değil. Aferin. Sert ve yumuşak mı? Yani dışı çok sert ama yediğinde... Evet. Evet, dışı kuru daha yani doğrusu. Üstü mü kuru mu? Evet, üstü kuru. Bekleme süresi diyelim bence. Ama tadı lezzeti yerinde tuzsuz, onu söyleyeyim. Pişmiş, tuzsuz. Tuz orada atabilirsiniz. Sebze demişsiniz, önümüze bir havuç, bir de soğan koymuşsunuz. Bir değil, havuçlar var orada. Bir de yani ve çok başka tuzlu. Başka ne var sebze? Havuç ve arpacık soğan. Muhteşem. Etiniz de tuzsuz. Bulgurunuz yani firik pilavınız da tuzsuz. Pişmesi yani nasıl firik? Pişmesi, lezzeti. Firik. Firik pilavı pişmemiş. Biraz pişmemiş. Firik pilavı diri olur hanımefendi. Bulgur gibi olmaz zaten. Evet, biraz daha. Yok hayır, ben asla katılmıyorum dirilik konusunda. Tuz konusunda evet belki bir tık daha pişirilebilirdi. Hani hatta bir daha deneyim sizin belki. İçin. Ama diriliğine ben asla katılmıyorum. Firiğin olması gereken kıvam bu. Bu bir risk işte, biliyor musunuz? Çünkü firik pilavı her zaman diri kalıyor. Tamam. Evet. Yani bir tık şu an biraz diri. İşte ben yani risk aldım. Tamam. Siz söylediniz. Ama ben risk aldım. Şöyle evet, bir şey risk aldım. Almasaydım. Tamam. Hani risk almamıştı. Hani almamıştı. Basit diyorsunuz. Ha? Basit diyorsunuz almayınca. Yani bu menüyle risk aldıysanız. Şöyle baksanıza ben bir şey söyleyeyim mi? Pişmiyor kendisi diye. Risk dedi ve ben ona cevap veriyorum. Risk almadığım zaman basit oluyor. Risk almasa alınca da almasaydı. Şöyle bir şey demek istiyorum ben size. Söyleyeyim mi? Bunun hani bu zor bir pilav. Bunu evet. Pişirdiğiniz zaman dengede pişirmeniz lazım. Anlıyor musunuz? Evet. Pişmemiş, biraz diri kalmış. Bunu demek aynen. istiyor. Ya biraz dişe gelir ama fazla kalmış. Onu demek. Çünkü ben bu firik pilavını yiyorum. Ben Anteplerin yanında çalışıyorum. Asla katılmıyorum. Tam olması gereken hiçbir şey kabul edilirdi. Olması gereken birlikte. Tek tek. Şimdi bir serdeki bir tık daha pişmeliydi. Tuzsuz. Tuzsuz. Etimizin dışı kuru içi yani pişmiş. Ama tuzsuz yine. Peki salata? Salata dediği gibi arkadaşlar hiç olmasaydı daha iyi olurdu. Yani bir şey fark etmiyor. Rokayı çok severim. Rokadan yedim biraz. Yani tamam şimdi. Keşke biraz mevsimine uygun. Tamam oraları geçelim. Şeyler... Ben bunu yaptım koydum. Hı-hı. Bunun niye bir geçelim? Lezzeti. Hayır yani herkes aynı yorumu yaptı ya. Anladım. Ha. Tamam onu hadi kabul ettim diyelim. Farklı bir şey olabilirdi ama önünüze gelen olmamış mı? Yani sadece roka. Bir... Sosu var, yağı var, limonu ama var, Ezgi Hanım, tuzu var. Yani işte peynir dediği hanım. Gibi peynir, ceviz, roka. Ben orayı malzemelerden bahsetmiyorum. Freshliği, sosu evet. falan yerinde mi? Doğranması. Yani, aynen. Ama yerinde, bunun yanına bir çoban salata yapsaydınız daha makbul olurdu. Tamam siz çoban salata yaparsınız yani. O zaman. Ben bunu uygun gördüm menüye. Peki. Evet Rüştü'ye geçiyoruz. Yani ben şunu demek istiyorum. Cevizleri... Biraz daha büyük doğramalıydınız ki çatalla alıyoruz ya, almıyoruz. 2 saatte ben almaya çalıştım. Dememiz şöyle o. Yaparsanız alabilirsiniz. İlla böyle mi almam lazım? Nasıl evet. yiyeceğimize mi siz karar veriyorsunuz? Yani bunu böyle baktınız böyle alınmıyor. Bir de böyle denersiniz. Ben istediğimi yiyebilirim. Yani şahsen. O zaman biz sizin istediğiniz tamam, gibi yiyelim. Tamam siz istediğiniz gibi yiyorsanız ben herkesin istediği gibi yediği şekilde mi doğrayacağım? Büyük doğramanız yani? Lazım. Bu kadar küçük ceviz doğranır mı? Ben nasıl alacağım çatalla yani? Diyorum ya böyle alabiliyorsunuz. Tamam. Alınmıyor değil. Ben bunu un haline getirmedim. Alınabiliyor. Böyle yapıldığı zaman alınabiliyor. Bence yani restoranda da bunu söyledim. Ezgi Hanım salata konusunda keşke başlayışı bir daha güzel dolu bir salata seçseydiniz. Bir yani saniye. Ben devam et. Salata konusunda yorumum o. Bence diriliği beni yani rahatsız etmedi. Firin. Evet yani bir tık daha pisse olur muydu olurdu ama rahatsız etmedi. Çiğ gelmedi vesaire. Güzel. Et pişmiş ama beklerken mi ya da çok mu fazla fırında bıraktınız piştikten sonra kurumuş, dışı yok, kurumuş? Yok sadece bekleme süresi yani. Dışı çünkü en son ben evet. kapattım bitti et, sürem et zaten. Et pişmemiş değil, et pişmiş ama kurumuş. Ve tekrar yiyor. Yaz gününe geçelim o zaman. Ben firik pilavını gerçekten biraz diri buldum Zuhal Hanım ama lezzeti yerinde. Biraz tuzu evet. eksik. Tuzu biraz eksik. Sizin bu yemeğinizde inanın etinizde hiç et bulamadım. Ayıklamaya çalıştım. Et yani önemli. Şöyle kemikti benimki. Kemik olduğu için şu şekilde ayıkladım. Önüme biraz gelsin ki yiyeyim. Tamam mı? Şöyle küçücük porsiyonum çok ufaktı. O konuda bakın, haklıydı. Buralarda var et hala. Vardı ama yani çok ufaktı Ezgi Hanım gerçekten. Ya hakkınızı yemem bak asla. Şöyle bahsetmiyorum ama kuzu gerdan yani bu. Ne bekliyorsunuz ama ben size löpet koymadım ki ortaya. Bonfile koymadım ki. Haklısınız. Kuzu gerdan bunu bilerek ben bu şekilde kemik yemeyeceğim hanımefendi. Kemik yiyin demiyorum zaten. Pirzola yemiyor musunuz siz? Pirzola yiyorum. Pirzolada kemik yok mu? Var tabii ki. Pirzola ne kadar et var şu kadar. Onda et alabiliyorum. Bunda eti ben Böyle siz kendime bakın etrafında hep et var. Şu kadar et var. Onun tadına baktım hanımefendi. Onu kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Yani siz kuzu gerdandan bir bonfile kadar et bekleyemezsiniz. Bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Önce ki. Ben konuşayım. Kemikli et verdiniz önüme ama lezzeti konusunda size bir şey demedim. Tuzsuzdu. Kopardığım dilimleri yedim ama hani güzel hoşuma gitti kıvamı pişirme afiyet şeklim. Olsun. Yalnız sadece hiç fazla et yemedim. Tamam ama ben de diyorum ki bu benden kaynaklı bir şey değil. Kuzu gerdan bu tarz olur. Hayır seçecektiniz hanımefendi. Zuhal Hanım'ın tabandaki et biraz daha büyüktü. Bir parça daha koysaydınız. Bir porsiyon. Çünkü gerçekten yediğim et azdı. Hoşuma gitti mi? Gitti. Etiniz güzeldi. Tamam güzel ama bence olması gereken bir porsiyonda bir parça kuzu gerdandır. Yani 2 parça kuzu gerdan ben hiçbir yerde görmedim açıkçası. Anladım işte, ama dişimin kabuğuna bile bir tane daha koyulabilirdi. Bazılarının parçası evet. daha küçüktü. Hepsi doğal olarak. Bir de yağını kemiğini çıkarttığın zaman et az kalmış. Yoksa lezzeti kıvamı yerinde elinize sağlık. Bunu beğendim. Salatayı beğendin mi? Salatayı beğenmedim. Başında da söyledim. Azada da dinleyeyim o zaman. Basit geldi. Anladım. Zuhal Hanım şey olarak lezzet olarak güzel Zuhal Hanım. Hangisi? Etin, bulgurun tadı güzel. Hı, pişmesi iyi. Pişmesi de güzel. Neye tuz ektin sadece sen demin? Tuzsuz olması zaten normal yani. Normalde ben hani tuzsuz olmasın olsun demedim zaten. Heh. Yani tabii. Sen demin neye istedin tuzu? Pilava mı ektin, ete mi? İkisine de. İkisine pilava de. Tuz mu ekilir ya? Pilava tuz. Yo, ben hepsine ekledim. Ekmiş. Tuz. Ne güzel. Tuzsuz olmaması güzel bir şey, zaten eklenebilir yani, ama tuzlu olduğu zaman ekmek olmaz yani. Hiçbirine tuz atmayalım o zaman, o riske girmeyelim. Yok, yarın tuzsuz getirelim, siz atın tozunu. Hayır, azal değil, yorumuna söylüyorum. Yani tuzsuz gelsin dediği için diyorum. Tuzsuz, hiç tuzsuz olmasa da olmaz ama az olsa da zaten eklenir yani. Tolere edilebilir. Bazı şeylere eklenebilir ama pilava da tuz eklenmez Azat Bey. Üstü Bey, tuzsuz olmasa bir şey olmaz ama tuzlu olduğu zaman bunun çaresi yoktur yani. Yemeği çok tuzlu olduğu ama zaman dediği yemez. Gibi Rüştü Bey'in bu sefer tuzsuz yapalım. Hiç riske girmeyelim. Az tuz atılır. Kararında getir. Peki yani. Sebzeleri kimse söylemedi. Ben pişmesi çekti. Ben söyledim ama benim süzdüğünü söylediler. Yok yani şöyle önce eti mühürledim. Etten tuzlu. Etten tuzlu. Eti mühürledim. Etten tuzlu. Bir de yani sebze deyince şekerim gerçekten konuşacağım artık. Kimse kusura bakmasın. Patates olur, hani brokoli sebze olur. Evet, bir sürü sebze varken yani iki havuç, bir tane bende bir tane soğan, arpacık soğanı. O da büyük işte bu kadar da bunları pişti. Da çok pişirmişsiniz zaten. Zuhal Hanım aynısını söyledim. Duymadım. Dedim ki sebze yerine bize bir soğan, bir havuç getirmiş. Ha, başında söyledin evet. Olmaz ki. Ve çok tuzlu. Hani menüye Olaf eklemeseydi sebzeli burada bir şey yoktu. Kendi koymuş istediği gibi bir şeyler. Sen sebzeli deyince sebze bekliyorsun. Sebze tamam, bunlar da sebze de yeterli mi sence? Yani ben bu sene bu sebze diye bana kimse artık böyle iki havuç bir patatesle gelmesin yani. Kesinlikle. Yani bin tane mini sebzeler var, renkli sebzeler var. Efendime söyleyeyim kornişon şeyler var. Yani o kadar çok şey var ki kesinlikle. Artık bir çeşitlendirin, birazcık taşın altına elinizi sokun yani. Bunlar 150.000 TL için çok yeterli değil, onu söyleyeyim. Pişmesinde sıkıntı var mı? Yok, evet biraz üstü kurumuş ama bu tür kemikli etler de şöyle riskli. Şimdi bir de olması gerektiğinden küçük porsiyon geldiği zaman kemiğini, yağını ayırdın mı şu kadarcık et kalır. Onu demek istedim. Her yemeğin yeteri kadar üzerinde artık neyi düşünüyorsanız. Ayıklamaya çalıştım. Bu tavuk pirzola da olabilir, başka et, kemikli bir et de olabilir. Ona göre ayıklandığı zaman evet yaklaşık 20 gram kadar et kalıyor. Yeterli salata değil. Konusuna gelince Zuhal Hanım, salata zaten ona puan verilecek bir salata değil. Değil. Evet, çeşidi olmalıydı. Bir de dediğin gibi böyle bu tatlıyı ufalanacak cinsten olmuş bu cevizler. Onu diyorum. Yani daha iri bırakılır. Kesinlikle baklava için zaten kendisi zaten öyle bir şey yapmış. Herhalde onun için rondan geçirmişsiniz cevizlerinizi. Kalanlarını da rokanın içine koymuşsunuz. Olabilir, kabakla birlikte. Yok, hayır. O zaman niye biraz ayrı koymadınız? Yani ben dediğim gibi çok büyük olduğu zaman asıl sıkıntı olacağını düşünüyorum. Gelmesi gerekiyordu çünkü rengi yoktu. Ezgi Hanım gerçekten. Yani bu içinde kaybolması gereken bir şey değil sonuçta. Tam kaybolmadı zaten, gözüküyor içerisinde. Ezgi Hanım bir su alabilir miyim, bardak su? Tabii ki, hemen getiriyorum. Sebzeli kuzu gerdanla sebze yoktu zaten. Yani gerdanla pişirilmiş havuç, soğan vardı. Çok kuruydu gerdanla. Pişmişti evet, eti güzeldi ama kuruydu. Pilavı beğendim, zaten beğendiğimi de söylemiştim. Tuzsuzdu ama beni rahatsız etmedi tuzsuz olması. Bize salatayı sorup durdu Ezgi Hanım ama zaten sadece roka vardı. Onun nesini değerlendirebilirdik ki?